Yere eğilme. Bacak bacak üstüne atma. Rafa uzanma. Çok kilo alma. Kilo al. Çok yemek yeme. Yemek ye. Hareketsiz kalma. Fazla hareket etme, kendini yorma. Saçını kestirme. Boyatma, makyaj yapma, duş jeli zararlı olabilir, kullanma. Kola içme. Asitli içme. Sütü sevmiyorsun ama süt iç. Zorla iç sütü. Balık sevmiyorsun, zorla balık ye. Balık yeme. Çünkü balığın içinde bazı zehirli maddeler olabilir. Hamburger yeme. Çiğ ete dokunma. Kediyi evden at. Şunu yapma, bunu yapma. Ondan sonra neler var başka? İkili test asla yaptırma. Dörtlü test yaptırma. Bunlar da yanlış çıkıyor. Bebeğe sakat diyorlar. Bebek sağlam çıkıyor. Şeker testi yaptırma. Bebeğinin cinsiyetine bir daha baktır. Karın şekliyle o bebeğin sana söylenen cinsiyeti uymuyor. Sol yana yat. Baba adayları da geceleyin işte sol yana yatmadığı için uyuyan anne adayını uyandırıyorlar. Epidural yaptırma, sakat kalırsın. Meme ucu kremi kullanmazsan emziremezsin. Ultrasona sık sık girme. Denize, havuza girme, mikrop kaparsın. İşte bunlar 9 ay boyunca anne adayının sık sık duyduğu şeyler. Eşinden duyuyor, arkadaşlarından duyuyor, kendi anne babasından duyuyor, kayınvalide ve kayınpederinden duyuyor, herkesten duyuyor, Instagram'a giriyor, Facebook'a giriyor, internetin farklı yerlerine giriyor. Hep böyle önerilerle karşılaşıyor. Ama burada tabii ki ben bunlar yanlış demiyorum. Kişiye özel olarak bazı şeyler doğru olabilir. Düşük tehdidi vardır, erken doğum riski vardır, şuyu vardır, buyu vardır, gebelik şekeri vardır, preeklemsi vardır. O zaman tabii ki kişiye özel bazı kısıtlamalar yapıyoruz. Ama genel olarak normal rutin seyreden bir gebelikte bu az önce söylediğim şeylerin geçerli olmadığını söyleyebiliriz. Bunlar sadece anne adayın kafasını karıştırıyor. Günümüzde hakikaten anne adayı olmak çok zor. Eskisine göre çok zor. Diyoruz ki anne adayına yani özetle, sen içgüdülerini hiç kullanma. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Biz doğrusunu biliyoruz. Yani şey anlamında söylüyorum, dışarıdan söylenenler anlamında söylüyorum. Sen bizim söylediklerimize göre hareket et. Sen doğrusunu bilmiyorsun. Biz biliyoruz doğrusunu. Doğum yaptıktan sonra bitiyor mu bu iş? Ne oluyor? Baklava ye, börek ye. Börek değil de tabii tatlı şeyler ye ki sütün gelsin. Bebeğe şu aşıyı yaptırma. Bebeği şöyle besle. Emzik kullan, kullanma. Şunu yap, bunu yap. Şöyle yap, böyle yap. Bunlar bitmiyor. En iyisi ne yapalım? En güzeli. Hamile kalınca testini yapsın, hamile kaldığını öğrensin. Onu bir odaya koyalım. O odanın içinde suyunu verelim, yemeğini verelim. Ondan sonra işte ona bakalım öyle güzelce. Kendi direktiflerimiz doğrultusunda ona yiyeceklerini biz verelim. Kendisi bize söylemesin, ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum diye. Biz verelim yiyeceklerini. Ondan sonra da doğum zamanı gelince çıkartalım. Doğursun. Doğurduktan sonra da bebek belli bir aya gelene kadar yine biz verelim direktiflerini. Ondan sonra da bu şekilde bir hamilelik ve doğum sonrası gerçekleşsin. En güzeli bu. Yapılacak başka bir şey yok çünkü.